Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir tane bilgi paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz var, çiçeğimiz var. Şimdi arkadaşlar, çiçeğimizin daha canlı, daha parlak ve daha çabuk büyümesi için sizlerle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu çiçeğimiz. Evet. Evet arkadaşlar. İçtiğimiz çayın dibi, çöpü yani. Demlikte kalan çayımızı çiçeğimizin dibine koyacağız arkadaşlar. Çünkü bu gübre görevi görüyormuş arkadaşlar ve gayet canlı ve güzel çiçekler istiyorsanız mutlaka çay çöplerinizi saksınızın içine güzelce toprağın üstüne yerleştirin. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çok gördüğünüz gibi çiçeğim gayet güzel görünüyor maşallah. Evet, şimdi koyalım arkadaşlar. Evet, şu şekilde çiçeğimizin diplerine şöyle koyalım. Evet. Şimdi çay çöplerimizi demliğin dibinden aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Evet. Saksımızın içine yani çiçeklerimizin diplerine güzelce yerleştiriyoruz. Ne kadar bol olursa o kadar iyi olur arkadaşlar. Diplerine gelsin. Yani toprağımızın her yerine gelsin arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Mutlaka hepinizin evinde güzelce çiçekleriniz vardır. Bu benim yılbaşı çiçeğim. Bunun gibi farklı çiçeklerim de var. Şimdilik bunu da göstermek istedim. Onları da gösteririm daha sonra. Dediğim gibi arkadaşlar, çayla zaten hepimiz evde çay içiyoruz. Bunun çöplerini mutlaka atmıyoruz. Çiçeklerimizin dibine ya da herhangi bir bitkiniz varsa evde onun dibine koyuyoruz arkadaşlar. İnanın sonucu siz de göreceksiniz. Bu yılbaşı çiçeği malum yılbaşı da yaklaşıyor. Açacak arkadaşlar. Ve bu çayın da etkisi olacak. Sizlerle de paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım. Mutlaka deneyin. Çiçeğinizin daha çok canlandığını, daha çok verimli olacağını siz de göreceksiniz. Umarım faydam olmuştur sevgili arkadaşlarım.